Selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet, bahçemize şöyle bir girelim. Burada maydanozlarımız, küçük bu soğanlarımız, taze yemek için soğanlarımız, bunlar sarımsak. Şöyle bir göstereyim önce bahçeyi. Fasulyelerimiz. Burada da domatesleri ektik. Salatalık yerimiz boş. Bunlar da biberlerimiz. Şöyle. Dolma biber, Charleston ve sivri biber olmak üzere çeşitlerimiz var. Bakın buraya da bir tane bir sıra köy domatesimiz var. Evet. Asıl videomuzun konusu ve ben bu yaptığım bahçelerin hiçbirine suni gübre kullanmıyorum. Hemen hemen 20 seneden beri burada bu bahçede hiç kullanmamışımdır. Ne yapıyorum? Karşıda göstereyim. Tavuklarımız var. Bu tavuklarımız var. Denizli horozlarımız, tavuklarımız. Bunların gübrelerinden doğal organik gübre yapıyorum. Peki nasıl yapıyorum bu gübreyi? Hemen göstereyim kısaca. Tavuk gübresi bir kova ortalama 10 kilo falan. Bu bidonumuz da 60 litrelik bir bidon. Şimdi bunu boşaltıyorum. Bu gübreyi suyla karıştırıp en az 12-13 gün, hatta 14 gün bunun içinde bekletip arada bir karıştıraraktan fermente oluyor. Sonra bu sulandırılmış gübreyi tekrardan %10, yani onda bir gübre koyaraktan tekrar bu sıvı gübreden gerisini suyla tamamlayıp bu sebzelerimize uyguluyoruz. Geçen sene denedim, harika sonuç oldu. Çok güzel verim oldu. Aynısını bu sene de uygulayacağım. Bu sene çekmek istedim. Sizlere göstereceğim. Şimdi ilk başlangıç aşamasını yapalım. Gübremizi koydum. Suyu da dolduruyorum şu anda. Şimdi bunu yani 2-3 kilo bir karıştırarak da daha güzel fermente olmasını sağlıyoruz. Yani bu kadar başlıyor. 2 veya 3 uygun olmak yeterli oluyor yani. Bu yaptığımız gübre 2 ya da 3 gün uygulama için yeterli oluyor. Yani 1 hafta arayla ya da 2 hafta arayla yapabiliriz. Burada şuraya semiz otu ektim. Daha çıkmadılar. Bunları da
direkt toprağa ektiğim kabaklarımız var. Buna daha çıkmadan var. Evet. Videomuz bu şekilde. Yani 2 hafta bekleyeceğiz. 2 hafta sonra tekrardan görüşürüz inşallah. Uygulamayı da çekmek istiyorum. Beklememizin sebebi bu gübre direkt uygularsak yabani otlar çıkar. Yani direkt uyguladığımız zaman sebzeleri yakabilir. O yüzden tam fermente olmasını sağlıyoruz. Daha iyi kaliteli verim alabilmemiz için. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı günler, hoşça kalın, sağlıklı kalın.